Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Nidani Game videosuna hoş geldiniz. Bu videoda size PvP'de nasıl dövüşeceğinizi anlatacağız. PvP taktiklerini anlatacağız. PvP'de nasıl rakiplerinizi yenmenin taktiklerini anlatacağız. İlk sıra sıra hepsini anlatacağız size. Başlıyoruz. Mouse'a çok hızlı tıklama taktiği. Yani normal dövüşte nasıl tıklayacaksınız anlatacağım. Yani normal elinizin bir nasıl tıklıyorsanız bunun 5 kat tıklamayı düşünün. O da nasıl oluyor? Game Mode'dan çıkayım ben anlatayım. Veya Game Mode'da da Aslında fark etmez. aşırı abanmayla ritmik tıklama şey daha iyi biliyor musun? Aşırı abanmak yerine ritmik tıklarsan daha hızlı vurursun. Hayır, çok hızlı tıklayacaksın. O yüzden makroları yapıyorlar. Bir tıklayışı 7 tıklayış koyuyorlar. O yüzden makro var. Bak şimdi anlatayım. Vurma da, game moddan çıkıp vurma da ben anlatacağım. Ben Ben çekerim game videoyu. modda Öleceğim, değilim. öleceğim, Ben öleceğim. game Vurma. modda değilim. Öleceğim, vurma. Tamam kardeş devam et. Yap Evet, şunu, öldür. tıkınca çok iyi, çok hızlı tıklama. Mouse Şimdi sesimi dinleyin sadece, sus. evet Enes'in Biriktir, işte normalde yani böyle tıklayabilirsin yani. Kılıç çok hızlı tıklamanız lazım. meşhur mouse sesi zaten o. Yavaş lan. Öldüreceksin, öldüreceksin. Mouse'umdan Eşyalarımız yok mu? patlar. Dur. İşte mouse'u çok hızlı tıklamanız lazım. Diğer söylememiz gereken şey kritik vuruş. Kritik vuruşun nasıl çalıştığını bilmeyen arkadaşlar var. Gel onu da anlatayım. Dur, canım gelmiyor. Şimdi zıplarken, düz havaya zıplarken kritik vurmaz. Düz havaya zıplarken kritik vurmaz. Kritik dediğimiz şey düşerken vurur. Yani böyle. Bakın. Kritik parçacık şeyi. Parçacıkları da görebiliyor. Tamam, Benim tamam. parçacığım kafa Tamam, tıkması. tamam. Dur. Süper altın elmadan ya, lanet olsun ya. Dur game moda girip alayım o zaman. Süper altın elmayı. Bakın kritik Ebe. vuruyorum. Kafalar çıkınca kritik özelliği, benim tekstürümün özelliği. Zaten yine havada Normalde daha fazla tıklarsanız, yani bunu ilk maddeyle birleştirirseniz havada 3 kere kritik vurabilirsiniz. Zaten şey olarak çıkar efekti. Adama koşarken biraz da erken zıplarsanız bütün vuruşlarınız neredeyse kritik olur çarpışmadaki. Bak gel. Zıplayacağınız mesafe 3 blok fen olmalıdır. Benden uzak dur biraz. Yani bana doğru koş. Bakın. Tam çarpışırken. Tam düşerken vuruyoruz. Neyse diğerine geçelim. Dövüşürken sağ sol yaparak vurmaya çalışın. Hiç zıplamadan da olabilir. Sen sağ sol yapma kardeş. Ama sen yapamıyorsun ki. Sağ sol yaparsanız rakibiniz size daha az durabilir. Şimdi yaptı işte. Ama öldü. Öldürürsen, sen mega altı elmadan yersen ölmezsin tabii kardeş. Evet sen de ya al. Gerek yok. Burada dövüş öğretiyoruz. Tamam, ver yiyeyim sen. Burası Onu dövüşü ye. Neyse diğer maddeye geçelim. Yani sağ sol şey, bir de sprint tuşuna anlatayım sağ sol yaparken ki. Dur bir de ben göstereyim. Göster bakayım. Vurmaya çalışsana. Canım azalıyor. Dur vurma. Sihirden ye. Ve beni dövmeye çalış. Ben sağ sol yapmadan vurmaya çalışacağım. Yine beceremiyor arkadaşım olsun. Tabii biz buna karşı olduğumuz için. Yine de sağ sol yapmaya çalışarak vurun. Bir de sağ sol yaparken sprint atmayı unutmayın. O da nasıl olacak? Mesela benim sprint kısa yol tuşum alt. Her vurduğunuzda sprintiniz kesilir. Benim kesildi. O yüzden her vurduğunuzda sürekli sprint'e basın. Sürekli sprint yaparak dövüşürsünüz. Anladınız mı? Sanki hiç sprint kesmiyormuş gibi. Neyse diğer maddeye geçelim. Şimdi anlatacağımız şey Block Hitting. Block Hitting yani Türkçesi defans yaparken vurma yani. Kalkan yaparken vurma. Bu da mouse'umuzun sağ kliğiyle oluyor. Aynı anda basarsanız hem vurur hem de defans yapar. Ama tam aynı anda basmalısınız. Birinin erken birine geç değil. Öyle yaparsanız havada hem blok yapar hem de vurur. Benim canım az, vurma bana öyle. Vurma bana öyle. Kısaca anlatayım. Zaten biz şeyden önce de dövüştük. Mega'yı alt elemeden mi yedin? Evet, Ben buradan de asla. benim şeyim yok. Ben öleceğim. Vurma. Allah belanı versin. Neyse siz anladığınız var söylüyorum. Diğer maddeye geçelim. Gençler şimdi nasıl ok vurulacağını anlatacağım. Okun range'lerini anlatacağım daha önce. Adamın koştuğu yere direkt ok atacaksınız. Bende okun gidişi gözükmüyor serverda birazcık şey olduğundan. Adamın tam gittiği doğrultuda ve koşma bakımından nasıl gittiğine bakacaksınız ok atarken. Okun range'leri var. Onun renkleri benim tekstürümde gözüküyor. Birinci range kaç kat vuruyor tam bilmiyorum, gel söyle, ama sende alt bilme var değil mi? Nasıl kaç? Ha şey, Ha, çekme gücü vurduğu mü diyorsun? kartlar. Birinci Çekmeyi zaten bak şöyle yakındayken adamı az çekersin ki geri gitsin diye. Hayır onu Ya demiyorum. bu kart Kaç kart vurduğunu söylüyorum. Birinci vuruş bir kart veya yarım kart götürür. 1,5 da yarım olabilir. yarım kart götürüyor. Sarı vuruş bir kart veya iki kart götürür. Üçüncüsü de kritik vurmaya bağlı 3 veya 4 götürür. Eğer bana doğru koş, dümdüz koş ama. Yaklaşabilir. Bu da bomb spam'dı. Bunu da anlatmış olayım.
Dibine Diğer bile madde, gitmedim. evet diğer maddeyi söyleyeceğim şimdi. Şimdi gençler envanter üzerinden kısaca bahsedeyim. Nasıl olacağını size kısaca anlatacağım. Siz de ona göre bir şeyler yaparsınız kafanıza göre. Ben 1'e kılıcı alıyorum. 2'ye flint and steel artık öyle yapmayı şey yaptım. Daha hızlı ve daha kolay oluyor. 3'te fishing rod'umuz var. Bu serverda olduğumuz için fishing rod burada etki etmiyor. Biz de başka bir server'a girip orada da anlatacağız fishing rod'u. 4'te bow'umuz var. Yayımız. Tam Önemli hayatım. olan klavyeden geçmek. Mouse tekerlek. Klavyeden gel. Mouse tekerlerini kullanmayın sakın. Mouse tekerlerini kullanırsanız yani gittiniz. Onu şey Klavyeden 1, 2, kullan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesela en sonda yemek varsa en sondakine hızlı geçiş için o tekerleği Mesela kullanabilir. altın elma 5. Direkt altın elmaya geçiyorsun. Yemek 6'da. Eğer bunların hepsini tamamladıysanız böyle dizmek en akıllısı olacaktır. Eğer sonda yemekleriniz varsa benim flintlerim yerine oraya yemeklerinizi dizebilirsiniz. Sonra da tabii ki kaç okunuz olduğunuzu görmek için ok koyabilirsiniz. Ama benim deha, şey benim matematik zekam çok fazladır. Okumu saymadan yaparım diyorsanız siz bilirsiniz. Bana zırhlarımı geri at. Tamam abi. Beni öldürüp duruyor. Neyse envanter üzerinden bu kadar. Şimdi diğer maddeye geçiyoruz. Gençler şimdi size hızlı çakmak kullanımını göstereceğim. Bunu ne kadar eliniz pratikleşirse yapmak o kadar kolay olacak. Yani sağ tık, yani iki sağ tık diyorum. İkiye tıklıyorsunuz yani flintinin olduğu yere. Sağ tık sonra kılıç. Bu ne kadar hızlı yaparsanız o kadar şey oluyor. Mesela izleyin. Ama ben Beceremiyorum. çok çok hızlı tıklıyorum. Bekle dur. Oyun sırasında yaparsanız daha kolay olacak. Ben iki parmağımı kullanarak yapmaya çalıştım. Olmadı. Yani böyle rahat. Flintiniz gözükmeden direkt şey yapabilirsiniz. Anladınız mı? Rahat yani. Tabii kendi ateşinize yanmayın da. Yapıyorum değil mi? Gördün mü? Ne oldu? Lan, neredesin lan? Kısaca kolay yani. Bakıl şey gözükmeden yapabiliyorsunuz. O sırada vurmaya devam edebilirsiniz. Neyse diğer maddeye geçelim. Dur. Şimdi 180 derece dönerek flint şey çakmağın nasıl yapıldığını anlatacağız. İlk Baturek'i kovalayacağım, o yapmayı gösterecek. Başkasının nasıl yaptığını veya nasıl kaçacağınızı. Ben de onun beni kovalarken yaptığını göstereceğim. Koş. Geç arkama. Geç arkama. Arkamdayım. Kovala beni. Köşeye durursan nasıl arkana geçebilirim? Ben Ama kaçmaya yönelik yapacağım onu. sen çok yakın olman gerekiyor. Bir dakika. Aynı zamanda kontrol edin ve seni yakmaya çalışayım bu sefer. Gel Tamam hadi. buraya. Normalde arkayı dönüp yakmak kolay ama ben senin hem hareketini de takip edeceğim. Ah ah kendimi öldürdüm. Allah belanı. Tamam fail neyse pro olanlar oynasın. Gel beni izle. Sus lan. Beni izle. Sen de Kılıçta yapacağım. koşuyorsunuz gel. Beni izle. O geldiği yöne doğru yani kafanızı havada hem şey tam koşarken havadayken arkanızı döneceksiniz. Yani bir adım attığınız sırada döneceksiniz. Koşuyorsunuz şimdi zıpladım 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 havada döndüm ve çakmakla yaktım. Anladınız mı yani adamın yerine F5'te bakacaksınız. Bir de onu söyleyeyim. Adamın nerede olduğunu öğrenmek için F5'te arkanıza bakabilirsiniz. Yani kafanızı dönmenize gerek yok. Beni kovalarken F5'te onun yerini görebilirim. O yüzden F5'te kendimi ayarlayacağım. Kovala beni. Kovala vurma. Tam Başaramayacak. arkamdan geliyor ama Oo. tam arkamdan geliyor ama vurmak o kadar kolay değil yani böyle. Veya onun yerine bir başka bir taktik var onu anlatayım. 180 derece dönmek yerine beni kovala. Tamam dur. Ama dümdüz kovalayacaksın gel. Ve Go yakın olunca tam zıpladıp havadayken go yani go en go. yüksek olduğunuz sıradayken Yap. zıpladığım yere dikkat edin yani veya koyduğum yere havada zıplıyorum sürekli değil mi? Bunu yaparken Flint'i koyduğum yere dikkat dayanabilirsin. edin. Çok Yani riskli bir siz de hareket. yanabilirsiniz. Eğer erken basarsanız yanarsınız. Mesela şu an erken basacağım ve yanacağım. Gördünüz mü? Aslında hayır, arkaya doğru yaparlarsa yanma şansları Yani yok. arkaya doğru mouse'u en altıya indireceksiniz. Anladım. Tam havaya zıpladığınızda yani en uzak olduğunuz anda ona yani en havadayken onu yapacaksınız ve üstünden geçeceksiniz ateşin ve arkanızdaki adam direkt yanacak. Neyse diğer maddeye geçelim. Flint olmayan madde. Şimdi eğer ağaçlı bir yerdeyseniz nasıl kaçacağınızı öğreteceğiz. İlk önce yapma yanlış olanı göstereceğim. İlla acık. Dur sen kaç. 3-2-1 deyip kaç. Ben seni dövmeye 3, çalışacağım bu arada. 2, 1. Böyle hayvan gibi hasar yersiniz. Neyse şimdi yerini göstereceğim. Beni yakalamaya çalışacağım ama düz koşarak. 3-2-1 diye saymadım. Sürekli space yaparak yakalayabilirsiniz. Space yaparsanız ağacın aldığında kafa vura vura koşabilirsiniz. Gel bir daha. 3-2-1 diye 3, kaç koş sonra. 2, 1.
Köşeye dönünce tabii sıkışıyorsunuz. Orada normalde haritada köşeye dönmeyeceksiniz ama ve takıldı. Diğer türlü vurma şansım yok yani. Hayvan gibi bir iki tur atacağım neredeyse. Yani hayvan gibi hızlanabilirsiniz bunu yaparak. Şimdi diğer maddeye Aferin. geçelim. Şimdi gençler eşyalarınızın mesafesini yani ne kadar uzağa atabildiğini veya ne kadar Sabit. vurabildiğini anlayacaksınız. Onu Geç anlamak kalmış. için bir blokluk yere geçin. Kılıcı ve tek tek vurun. Kılıcın mesafesi neymiş? 4. Yani biraz yaklaş bana. O oraya gel. Son dördüncü yere gel. Oraya girdiği anda ona vurabilirim. Ya tam öyle öyle vuramam da. Bloğa bağlı. Bloğun sonundaysam ona vurabilirim girdiği anda. Yani 4 blokluk ve 3 blokluk bir mesafesi var. Vurması için. Yani önceden tıklamaya başlayabilirsiniz kılıç için. Flint'in mesafesi 4. Yani aynı kılıçla. En son en uzak 4 mesafeyi yakabilirsiniz Flint'le. Oltanın mesafesini öğrenmek için de olta biraz daha yukarı atmayı deneyin eğer oltayla vuracaksanız. Yani aşağısına değil de biraz daha yukarı atın çünkü direkt yere saplanıyor. Ve oltayı her zaman sınırsız kullanım için ayarlayın. Biraz daha yukarı atarsanız adamı vurabilirsiniz. Oltayı da ok gibi koşu yoluna atarsanız duvara sıkıştırabilirsiniz. Mesela burada Eğer çıktıysaydı, ben Enes böyle burada gitseydi, koşuyorsam ben burada oltayla beni önüne bir koysaydım atabilir. Enes duvara sıkışırdı bak. Mesela Adamı koşu kovalarken şöyle bir mesela koysaydım Enes duvara sıkışırdı mesela ben. Master orada ult olmadığı için şu an gösteremiyoruz onu. Durur Böyle musun? Öleceğim. tamam. Her neyse. Yayın mesafesinde onu anlamak için biraz zaman lazım. Tam bende de yay gözükmüyor yalnız biliyor musun? Yani gidiyor yere düşüyor direkt buradan. Evet. Tam çekerseniz direkt füze gibi gidiyordur zaten. Çok az bir sekmeyle gidiyor. Mesela koş. Düz dümdüz koş. Görmeden vurabiliyorum okun nereye gideceğini. Tabi biraz daha zor oluyor. Biraz daha önüne. Yavaş koşmasına ve hızlı koşmasına bağlı olarak nereye atacağınızı ayarlayabiliyorsunuz. Adam sektiği zaman hemen atarsanız adam bir daha seker ve sürekli combo yapabilirsiniz bu yay hakkında. Tabi biraz heyecanlamamız gerekiyor. Biraz değişik bir şey. Neyse diğer maddeye geçelim. Şimdi size doğru bir adam koşuyor ve sağ sol yapıyor. Oklarınızdan kaçmaya Sen çalışıyor. sabit kal. Ben sabitim. Bana doğru Aturay sağ sol yaparak koşmaya çalışacak. Direkt oku tam ortaya atacaksınız. Direkt tam ortaya. Direkt tam ortaya. Habire aynı şeyi yapmaya çalışacaksın ki adam. Tabi her zaman Buradan tam orta sonra değil de biraz daha yanına doğru ama yine orta şeklinde. Adamın gittiği yöne değer değil de tam tersine atacaksınız. bir kere de ben sana deneyeyim. Hadi. Geriden gel, koş. Sağ sol dediğimiz bu oluyor. Bir sağa bir sola bakayım. Tam Onu tam ortaya atsana. ortaya atıyorum ama. Sen sağ Bak sol sağ sol yapmıyorsun. dediğim bir sağa zıplıyorum bir sağa sol zıplıyorum gördün mü? Sen sağ tarafa Ben atıyorsun daha biraz. geniş yapıyordum böyle. Sen çok ufak İşte yapıyorsun. geniş yapmayacaksın. Küçük yapacaksın. Sağ sol ne oluyor zaten. Ben Her neyse. headshot de geniş yapıyorum o yüzden. O yüzden vuruyorlar seni. Headshot veriyorlar. Sus lan. Neyse bir dahaki maddeye görüşmek üzere. Hadi. Bunu mu gösteriyorlar? Gençler şimdi size oktan nasıl kaçılacağını göstereceğiz. Bir de oku bloklama yöntemini göstereceğiz. Eğer yürüyerek kaçarsanız oktan daha kolay kaçarsınız. Oktan benden yürüyerek kaçmaya çalış. Yani bana vurmaya çalış. Ya ok kapışması Ben yapalım öyle yürüyerek anlatayım. kaçayım. Oo, pro adam. Adam pro. Yalnız yarısını kaçırdım. Olsun iyi Hep böyle. aynı şeyi yaparsanız yine vururlar tabi. Hep aynı şeyi yapmadan vurmaya çalış şey kaçmaya çalışacaksınız. Bir de ok bloklamayı anlatayım. Ok her attığımda oku blokla. Dur. Daha az canı gidecek. Eğer veya sen beni Bir okla vur dakika ben seni anlatayım. vursam daha mantıklı olur. Vur. İki kalp gitti. Şimdi bu. Bir kalp gitti. Yani fark anladıysanız ne Bir mutlu kalp bana. fark yaratıyor resmen. Evet, bir de kılıçla Okudum vururken tam eğer yapmıyorsun. ağacın altındaysanız, ha biraz zıplayarak vurun eğer ağacın altında kılıçla adama vuruyorsanız. Sürekli kritik vurmanıza sebep verecektir bu. Bekle. Yani ağacın altındayken çok tehlikeli olursunuz eğer. Bunu anlatmayı unutmuştum. Eğer size doğru bir adam geliyor ve aranızda bir kat falan fark var. Ağacın altına girdiğiniz anda zıplayıp adama vurmaya başlarsanız habire kritik vurup adamın önüne geçersiniz vuruşta. Her neyse bunu da anlattık. Şimdi diğer maddeye geçelim. Şimdi gençler bunun gösterimini yapmayacağım. Kısa bilgi vereceğim. Mesela bir dağda adamla savaşıyoruz. Eğer aşağıdaysanız adam yukarıdaysa siz ona vururken siz o savaşı kazanma olasılığınız daha yüksek. Çünkü mesela şu ağacın tepesine çık. Ve yarım saat sonra botlar bir Bak şeyler yapıp ağaca çıkmayı başardı. ne yaptım, ağacı kırdım. Maşallah. Her neyse. Şimdi game modu kapattın değil mi? Ben Evet. havaya zıplattığım sırada Baturay bana vuramayacak. O yüzden ben daha çok vurma şansım olacak ve savaşı kazanacağım görüldüğü gibi. Aşağıda Direkt yaratık kaynıyor. gel aşağıların eşyalarını topla. Aşağılarını toplayayım. Nitel onları.
Ağacın üstüne de var. Yaptığın sistemle ağacın üstüne çıkabilirsin. Neyse, diğer maddeye geçelim. Yani aşağıdaki olan kazanacaktır. Ağaç önü. Dövüşürken bütün her şeyini karıştırarak dövüşmeye çalışın. Bizim dövüşme montajımızı da göreceksiniz. Yani kılıç, yay, olta, çakmak, hepsini birlikte kullanacaksınız. Ve dövüşürken adama vururken daha aşağıya bakarak vurmaya çalışın. Çünkü adam vuramayabilirsiniz daha çok. Ve adamı zıplatırken rahat olacak.